Arkadaşlar yemeğim hazır. Bulgurumu da cezveden döküyorum. Zaten iki kaşık bir şey. Ulan Koran Hoca, sen beni acıktan öldüreceksin. Kıllığına mı yaptı bunu bilmiyorum. Öküz gibi adama bu yemek nedir arkadaş ya? Aynen kapadık. Yemeklerimi götürüyorum masama arkadaşlar. Olay böyle. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Yani söylüyorum. 130 gram tam yağsız kıyma, 50 gram mantar. Mantar da içinde var mı yok mu belli değil. Gördüğünüz gibi 30 gram da bulgur 2 kaşık. Dolu dolu 2 kaşık. Burada da patlıcan haşlamalarım var. Üzerine de 2 tane salkım domates yaydım. 3 tane. İsterseniz bu da gördüğünüz gibi diyet ketçabı. Bunların üzerine şöyle 2-3 damla dökebilirsiniz. Şu şekilde tatlandırmak için. Bu şekilde arkadaşlar yiyoruz. Yani akşam menüm dediğim gibi bir de saat 9-10 arası 2 kaşık yağsız yoğurt, acı biberle, acı kırmızı pul biberle son öğünümü de ara öğünü yiyorum ve bugünlük olayım bitiyor. Gördüğünüz gibi benim gibi bir adamın yani bunlarla doyar mı bilmiyorum ki ben doymuyorum. Ama sabredeceğiz. İnşallah devam edeceğiz. Bu diyet sürecimi de daha sonra değiştikçe, bugün hatta değişti diyetim. Sabah ve öğlenleri de diğer ara öğünlerde size anlatacağım. Bana afiyet olsun. Yemekte olan arkadaşlara da afiyet olsun. Görselleri de, yemek pişirme görsellerini de seyrediniz lütfen. Abone olmayanlara abone olsun. Artı beğenin lütfen. İyi seyirler. Patlıcanlarımız da pişti. Hemen açıyoruz, kapatıyoruz fırınımızı. Alıyoruz. Biraz da soğudular. Isıyı düşürmüştük. Bunu sıcak soyduğunuz zaman daha çabuk soyuluyor. Arkadaşlar bu şekilde biraz da sıcak gibi. Şunu alayım ben en iyisi. Şu şekilde tutuyorsunuz. Kabukları çok da rahat soyuluyor. Böyle gördüğünüz gibi bu da biraz fazla gitti neyse. Bu şekilde soyuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 numara çıkıyor arkadaşlar. Biraz da burada varmış. Anladın mı? Bu şekilde 10 numara bir şey olmuş. Şuradan hemen bir tabak alıyorum ben. Hemen tabağın üzerine arkadaşlar yatırıyoruz. Öbürünü de soyayım hazır başlamışken. Bu şekilde. Soyması da çok rahat arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Birçok insanda bu patlıcan közleme hani derler bilirsiniz. 10 numara oluyor. 10 numara oluyor derken ben ilk defa yiyeceğim böyle bir şeyi. Bu şekilde yatırıyoruz. Gerçi ben bunların hepsini yiyeceğim gibi geliyor bana. Buradan da hemen şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi olay bu arkadaşlar. Üzerine de böyle 3-4 damla yağ, zeytinyağı damlatabilirsiniz. O şekilde de yiyebilirsiniz. Şimdi de ana öğünümüz 130 gram yağsız, sıfır yağsız kıyma ve 50 gram mantar. Bu akşamki ana menü olarak diyelim. Önce mantarları arkadaşlar şu şekilde ince ince doğradım. Daha rahat kızarsın ayağı. Tavamızda kesinlikle yağ yok. Teflon tavada yapıyoruz. Bu şekilde döküyoruz arkadaşlar. Bu şekilde döküyoruz. Burada da teflon tavaya da kesinlikle neden ona çelik kaşık sokmayın yoksa fırça yersiniz. Tabi evli mevli olan için diyorum. Bu şekilde biraz kısıyorum. Anladın mı? Kıstıktan sonra bunlar böyle dümenden kızarırken arkadaşlar hemen terazimi alıyorum. Mutfak terazisi ayağı açıyorum.
130 gram kıymamı koyuyorum arkadaşlar şu şekilde. Kaç oldu? 87. Bu şekilde koyduğumuz zaman 130 gram oldu. Deyince alacağız bundan. Evet. Bu da arkadaşlar 120 gram. Bu da mantarları iyice böyle şey yaptıktan sonra kıymayı üzerine atıp takır takır karıştırıyoruz arkadaşlar. Kıymaları iyice pişene kadar bu şekilde. Mantarlarımız da bir ince pişti. Bir ince değil yani pişti. Şimdi de kıymamızı alıyoruz. Dümenden böyle ince ince üzerine serpiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Tarazimizi de tabii ki siliyoruz. Fırça yemek için. Bu şekilde. Bu şekilde kıymamızı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çek burayı. Kıyma da sıfır yağsız yani arkadaşlar. Biraz kısalım ki dibine yanmasın ayağı. Bu şekilde arkadaşlar. Ufak ufak pişiriyoruz. Bana afiyet olsun diyeceğim ama yani yemin ediyorum ha yedim ha yemedim. O kadar az geliyor. Ama sabredeceğiz, göreceğiz, bakacağız. Piştikten sonra bu şekilde. Şimdi bir de arkadaşlar burada bir ince şey yapacağım. Ne derler ona? Salkım domates olayı. Şu şekilde. Patlıcanlarımın üzerine bir ince doğruyorum. Bu şekilde. Yani sebze yemeğimiz de hazır arkadaşlar. Gerçi domates meyveymiş ama biz sebze diye yiyoruz. Sıkıntı yok. Üzerine de böyle bir ince tuz atabilirsiniz bunu. Olay bu. Şimdi de bulgurumuzu pişireceğiz. Hemen dönüyorum. Bulgurumu alıyorum dümenden. Yine mutfak terazimizde bu 3 gram geliyor arkadaşlar. Buna 33 gram koyacağız inşallah. Bu biraz çok olmuş. Bir ince daha, 2 gram daha alacağız. Bu da bir ince az olmuş. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da cezvede pişiriyorum. Çok az olduğu için. Böyle döküyorum içine. Hemen burada hazır sıcak suyumu alıyorum. Yani bulgurun 2-3 katı daha fazla şey koyuyorum. Sıcak su. Çabuk kaynasın diye. Hemen kısık ateşte olaya başlıyorum arkadaşlar. 5-10 dakika sonra yemeğimiz hazır dümenden. Kıymamız pişti mi tam da bilmiyorum. Şöyle bir ince tadayım. Aynen, birkaç dakika daha pişse iyi olur. Olay bu arkadaşlar. Hemen şeyimizi kaldırıyoruz tarazimizi. Daramızı da yerine koyuyoruz. Yani gördüğünüz gibi fırça yemek için her şey yerli yerine. Sebzemiz bu arkadaşlar. Kıymamız ve mantarımız burada. Burada da karbonhidratımız, bulgurumuz pişiyor.